Muhterem dinleyicilerimiz, anaanneler, babaanneler, dedeler, anneler, babalar, gençler, anne baba adayları. Efendim merhabalar. Eğitim rehberi programında çocuğunuzla tanıştıralım bölümlerine devam ediyoruz inşallah. Geçen programımızda gelişimle ilgili girizgah yapmış, insanı, kuralları, fısratı anlatmıştık, konuşmuştuk. Gelişimin evrelerinden standart olanın dışında önemli bir noktaya değinmiştik ki eş seçimine özellikle değinmiştik. Eş seçimi önemli çocuk yetiştirirken demiştik. Aile ekliminin öneminden bahsetmiştik. Aile eklimi huzur dolu, güven dolu, mutluluk dolu bir ortam olmalı demiştik. Şimdi doğum öncesi döneme birazcık daha değinmek istiyorum. Doğum öncesi dönem gerçekten çok önemli bir dönem dünyaya bir canlı gelmesine vesile olacağız. O bir hayat olacak. O insanlara dokunacak. Bir şeyleri değiştirecek. Bir şeyleri dönüştürecek. Gerçekten belki de kitlelere faydalı olacak. Belki bir ülkenin devlet başkanı. Belki bir topluluğun lideri. Büyük bir şirket CEO'su Ya da çok farklı bir insan olacak. Kim bilir STK'larda ne güzel davranışlarda, ne güzel hizmetlerde bulunacak. Bilemeyiz nelere gebe bilemeyiz. Ama biz dünyaya bir canlı gelmesine vesile olacak, olacağız. Bu konuda ciddi sorumluluklar alacağız. Peki önemli olan nokta o yetiştirmek, geliştirme süreci, değişim ve takip. Bütün bu sorumlulukları kabul ediyor muyuz? Bu süreç çok önemli bir süreç. Toplumumuzda maalesef bu kabul noktasındaki sıkıntılardan kaynaklı psikolojik danışmanlara giden, psikiyatristlere giden, depresyona giren, bir sürü psikolojik rahatsızlıklar yaşayan insanlar var. Arka planını irdelediğiniz zaman neyi görüyorsunuz? Kabul edilmeyen bir çocuk, istenmeyen bir çocuk. Anne kabul etmemiş, baba kabul etmemiş, aniden oldu, nereden çıktı diyen. Hatta inanın eğitim sürecinde şok olduğumuz şeyler yaşıyoruz. Fi tarihinde bir velimiz şunu demişti. Çocuk mübadelesi olsa, çocuk değişimi olsa bu çocuğu vermek isterim. Dehşete düşmüştüm bu sözü duyduğumda. Çocuk değişimi olsa çocuğumu vermek isterim. Dehşet bir şeydi. Gerçekten. Çocuğunu istemiyor. Öyle kabullenmemiş ki. Öyle sıkıntılı ki maalesef. istenmeyen çocuk. O yüzden dostlar o çocuk dünyaya getirme sürecinde işte hamilelik öncesinde mutlaka annenin de babanın da kabulü çok önemli. Hazır bulunuşluğu çok önemli. O hazır bulunuşluk gerçekten çok önemli. Hazır bulunuşluk derken anne ve baba onu yetiştirme adına hem fiziksel olarak hem bilişsel olarak, bilgi olarak hazır olmalı. Hazırlıklarını yapmış olabilmeli. Öncelikle annelere sesleniyorum. Korkmayın. Anne adaylarına sesleniyorum. Korkmayın. Dünyada ilk çocuk dünyaya getiren siz değilsiniz, son da siz olmayacaksınız. Merak etmeyin. Allah insana kaldırabileceği yükü yükler. Kucağınıza aldığınızda o bütün sıkıntılarınız gidiverir. Ama işte o kabul etmek var ya çok önemli bir hadise. Kabul etmek. Tabi bu kabul sürecinde asıl merkezde olan, odak noktada olan Allah'ın cenneti ayaklarının altına koyduğu anne çok önemli. Ve anneye destek de çok önemli. Fiziksel destek, bakım desteği, sağlık desteği gerçekten önemli. Özel takip gerekiyor. Gerek hamilelik öncesinde biz anne olarak, aile olarak, bilişsel olarak hazır mıyız? Fiziksel olarak, sağlık olarak acaba hazır mıyız? Evet. Hayata bir evlat getireceğiz. Biz acaba sağlık olarak hazır mıyız? Kronik rahatsızlıklar var. Farklı sorunlar var. Mutlaka çözmemiz lazım. Acaba bir takım kullandığımız ilaçlar veya depresyonda olmamız veya fiziksel bir takım sıkıntılarımız veya kadın hastalıkları ile ilgili bir takım sıkıntılarımız var mı yok mu? Bu süreçte bunlara çok dikkat etmemiz hayat boyu çekeceğimiz sıkıntıları önleyebilir. O yüzden aman dikkat. Kabul süreci ve hazır bulunuşluk çok önemli. Kabul süreci ve hazır bulunuşluk çok önemli. Bu arada anneye fiziksel destek açısından baktığımızda babanın, annenin gerek hamilelik sürecinde gerek daha sonra ciddi bir fonksiyonu olmalı. Yani normal bir zamanda eve ne kadar vakit ayırıyordu? Çok ayırması lazım. Baba evde reis, lider, kuralları koyacak, dik duracak. Çok önemli bir görevi var babanın evde. Ama bu süreçte özellikle hamilelik ve daha çocuğun ilk doğduğu süreçlerde babaya bir kat daha fazla görevler, sorumluluklar yüklenmiş oluyor. Eğer başarılı bir evlat yetiştireceksek. Burada beslenmeye dikkat etmekte çok önemli. Tabii ki eve genelde malzemeyi babalar getirir ya da parayı babalar verir, anneler alır. Bazı evlerde anneler para kazanır. Evine göre değişebilir. Ama burada satın alma usulünü de mutlaka gözden geçirmek lazım. Bakın, embriyoyu koruyan ve anneyi koruyan önemli bir tabaka var presenta tabakası denilen önemli bir tabaka. Bakıyorsunuz hastalıkların çoğunda bu tabakayla ilgili vakalar var. Nasıl yani? Bu tabaka korurken belli kimyasalları geçirmiyor. Ama günümüzde belli yiyecekler var ki o kimyasalları bu tabaka tutamıyor. Ve maalesef embriyoya, çocuğa zarar veriyor. Farklı, yanlış beslenmeden kaynaklanan farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Çocuğun sağlığı ile ilgili, çocuğun doğumu ile ilgili, ve doğum sonrası süreci ile ilgili çocuklarımızın sağlığını düşünüyorsak daha sonra yine biz uğraşmayalım biz üzülmeyelim diyorsak Muhterem dostlar beslenmemize dikkat edeceğiz. Tabi olduğumuz inandığımız dinimiz yemek beslenmekle ilgili helal olandan ve temiz olandan yiyin ifadesini kullanıyor. Sadece helal olandan değil aynı zamanda temiz olandan yani vücuda zarar vermeyecek vücutta sıkıntılar oluşturmayacak yiyecekleri seçmemiz gerekiyor. Burada mutlaka doktor kontrolünde bir beslenme programı, bir diyet programını tavsiye ediyoruz. Doktorumuzla işbirliği halinde gerek hamilelik sürecinde gerek o ilk zamanlar hatta hayatta her zaman dikkat etmemiz gereken bir konu. Ney? Beslenme. Hocam ya tabi tabi dikkat ederiz dikkat ederiz. Doktoru sorarız biz. İşte ne yesin ne yemesin. İnanın bu kadar basit değil. Gerçekten bu kadar basit değil. Basit bir şey söyleyeyim. Ekmek. Ekmek meselesini bir araştırın. Sadece bir parantez koymuş olacağım. Beyaz ekmek diyorlar. Tam tahıllı diyorlar. Çok rüşemli diyorlar vesaire. Şöyle biraz araştırdım. Siz de araştırın. Unu, buğdayı ayırırken rüşemi, vitamin değerlerini ayırıp beyaz hale getiriyorlar. Sonra beyaz ekmeği oluşturuyorlar. Uzmanlar ne diyor? Diyor ki beyaz ekmek yerseniz içinde bol fruktoz şekeri var. Ne demek fruktoz şekeri? Vücutta yağa dönüp öyle enerjiye dönüşen şeker. Peki ruşeymli olursa, tahıllı olursa o zaman daha çok glikoz şekerine destek verdiğini söylüyor uzmanlar. Dinlediklerimden aktarıyorum. Siz de araştırabilirsiniz. Yani beyaz ekmek yediğinizde önce yağ yapıyor vücutta, biriktiriyor. Ondan sonra enerjiye dönüştürüyor ki işte bu kiloyu getiriyor. Sağlık açısından bir sürü sıkıntısı var. Asıl mesele bu değil. Mesele şu. Hadi değiştirelim. Beyaz ekmek alışkanlığımızı değiştirelim. Kolay mı? Ya hocam, dikkat ederiz. Ya hocam, yaparız. Değil. Beslenme kültürü çok önemli bir kültürü dostlar. Bir gözden geçirmek lazım. Gerçekten insan beş duyu organından neyi alırsa o çıkıyor. Neyi yerse sağlık da o şekilde sağlıklı bir bireylerde o şekilde hayatı tutunuyor. Toplumlar bu şekilde sağlıklı oluyor. Bu arada çok önemli bir nokta daha var. Hamilelik öncesinde annenin hatta babanın da bağımlılıklarını bir gözden geçirmeleri gerekiyor. Sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı ciddi anlamda sorunlar oluşturuyor çocukların sağlığında. Yeni nesli mahvedebiliyoruz. Dikkat etmemiz lazım. En hafifini paylaşıp geçeyim. Çok derine dokunmayacağım. Annenin bağımlılıklarıyla ilgili sorunları devam eden hamilelik sürecinde bağımlılık sorunu devam eden annelerin çocuklarına bakıyorlar. Ciddi bir oranda en azından en hafifiyle hiperaktivite, ani titreme, çığlık atmalar, dengesiz hareketler söz konusu oluyor. Aman dikkat. Şu sigara var ya sigara. Allah kurtarsın diyoruz. Kolay değil. Anneye destek çok önemli dedik. Anneye destek çok önemli. Burada sadece baba değil bazen baba da yetişemeyebiliyor. Daha yeni evlenmişler, ilk çocuk ikiz. Genç anne tabii çok zorlanıyor. Kayınvalidenin de kendi annesinin de yani babaannenin, anneannenin ciddi anlamda desteğine ihtiyaç oluyor. Dostlar, ne olur yalnız bırakmayalım. Bir zaman destekleyelim, bir zaman sonra inşallah yoluna girecekler. İşte peki günümüz aile yapısı maalesef Çekirdek aile diyoruz ya, tek çocuklu aile. İki yerine gerek var ki bu çekirdek aile ciddi anlamda bir problem. Fıtrata da aykırı bir süreç. Niye? Düşünün, teyze yok, dayı yok, hala yok. Tek çocuklu aile, çekirdek aile. E yarın öbür gün kim destek olacak? Anneanne, babaanne, hala, teyze, abla. Bunların hayatta fonksiyonu çok önemli. İnsan sosyal bir varlık. O yüzden kesinlikle Hamilelik süreci ve sonrasında anneye destek çok önemli. Babaanneler, dedeler, anneanneler tecrübelerini güzel bir dille, kırmadan, dökmeden, güzel bir üslupla mutlaka gençlerle mutlaka ama mutlaka paylaşalım inşallah. Özetle doğum öncesi süreçte kesinlikle zararlı gıdalardan uzak durmaya çalışacağız. Katkı maddeli gıdaları tüketmemeye çalışacağız. Zararlı maddelerden uzak duracağız. Kaçacağız zararlı maddelerden. Bu kapitalist dünya, bu para babaları maalesef, maalesef. Bu sigarayı nasıl hakim kıldılar? Bununla ilgili kısa bir anekdot geçeyim. Sene 1905, Amerika'da kadınların sigara içme oranı yüzde beş. O zamanlar Amerika'da da ayıp kadınların sigara içmesi. Fakat sigara firmaları sigara satışlarını artırmak istiyorlar. Ve bir düşünüyorlar. Ne yapalım, ne yapalım? Psikolojinin duayenlerinden ilk temelini atan Freud'un akrabalarından bir tanesi sigara firmalarına danışmanlık yapıyor. Ve planlama şöyle. Bir bayram günü, Paskalya günü toplumun önde gelen kadınlarına bir ellerine özgürlük heykeli, bir ellerine sigarayı tutuşturuyorlar ve kadına şiddete hayır propagandasını yapıyorlar. Bundan bir asırdan fazla önce. 1905'ten bahsediyorum. Planlama ne? Bir yandan özgürlük. Planlama ne? Erkek hegemonyasında, erkek reisliğinde kadına şiddete hayır. Arka planda arttırmaları gereken tüketim ne? Sigara. Özgürlüğü bahane olarak kullanıyorlar. Kadına şiddeti bahane olarak kullanıyorlar. Maksatları sigara satımını arttırmak. Sene 1925 Amerika'da kadın sigara içici oranı yüzde 35. Yüzde 5 nerede? Yüzde 35 nerede? Ne dersiniz? Bir de uzak durmamız gereken bir hadise daha var ki doğum öncesi dönemde, hamilelik döneminde stres. İşte burada da babalara çok önemli görevler düşüyor. Ve bebek dünyaya gelir. Ne kadar güzel. Hoş geldin. Dünyayla tanışır. Aa, ne güzel yaratmış Rabbimiz deriz. O dünyaya geldiğinde ağlar. Biz güleriz. İnşallah öyle yetiştiririz ki o dünyadan giderken güler, insanlar ağlar. Arkasından ne güzel hizmet etti, ne güzel insandı derler. İnşallah öyle yetiştirmeyi beceririz. Neden bunu söyledim? Çünkü dünyaya getirdikten sonraki amacımız ne ki? İnsanların ne güzel insan demesi değil mi? Örnek alması değil mi? Giderken güzel imzalar atıp gitmesi değil mi? Evet, hoş geldi. İlk tanışma hareketleri başlar. İnsan olur rutini sevmez aslında. Normalde sıkıcı gibi gelir. Ama bulunduğu durumu değiştirmeyi de sevmez. Bu da çok ilginçtir bulunduğu durumda yiyor, içiyorsa riske de girmek istemez. Yiyorum, içiyorum, doyuyorum. Evet. Canlılığımı devam ettirebiliyorum. Evet. O zaman bulunduğum durumu değiştirirsem ya kötü bir şey olursa? işte bebekler bu yüzden ağlarlar. Farklı bir dünyaya geldiler. Korkuları vardır. Kaygıları vardır. Acaba karınları doyacak mı? Allah, yaratıcı, onu refleksleriyle beraber yaratmıştır. Refleksleri doğuştan gelir emme refleksi siz öğretmezsiniz. Yakalama refleksi siz öğretmezsiniz. O direkt her şeyi ağzına atar. Neden? Çünkü beslenme temel ihtiyaçtır. Hayatta durması gerekir. Hayatta yaşaması gerekir. 5 duyu organı 5 duyu organı aktif bir şekilde uyarılmalıdır. Çok önemli bir hadise. Daha 0-2 yaşta 5 duyu organını geliştireceğiz. Dünyaya geldik. İhtiyacı beslenme, her şeyi ağzımıza atıyoruz, tutuyoruz. Annenin kokusunu hemen algılar. Gözler ilk ayda 30 derece ile 60 derece arasında yavaş yavaş takiplere başlar. Burada dikkat etmemiz gereken gözleri, işitme duyusu, beş duyu organı, düzgün mü, iyi mi, bir eksiklik var mı takip edeceğiz. Annenin kokusunu direkt ayırt eder zaten. Anneyi fark eder. İlk zamanlarda çok önemli bir gelişme de dil gelişimidir. Dil gelişimi 3 haftadan sonra yavaş yavaş ağlama tonlarıyla ilk iletişimi başlar. Ağlama tonları fark eder. Karnı acıktığı zaman veya farklı sıkıntıları olduğu zaman ağlama tonları değişir 3 haftadan sonra. Yavaş yavaş sizinle iletişime geçer. Ve evrensel olan sesler çıkarmaya başlar. Bir takım mırıldanmalar, agular vesaire. İşte burada dil gelişimi çok önemli. Biz onun konuşup konuşmamasına bakmadan devamlı onunla konuşacağız devamlı konuşacağız. Dil gelişimi zeka gelişimi açısından da önemlidir. Evladımızı, çocuğumuzu daha çok küçükken en güzel ilk tanıştığı çevre annesi, babası. Ondan sonra ev iklimi. Mutlaka 0-2 yaşta küçüklükten itibaren onun anlamasını düşünmeden merak etmeyin. Bütün cümlelerinizi algılıyorlar. Yavaş yavaş öğreniyorlar. Dil gelişimi için çok önemli bir noktadır ki Zeka gelişimi için önemlidir. Devamlı çocukla konuşmak. Ama dil gelişiminde ciddi anlamda bir sıkıntı, bir duraklama olduğu zamanlarda olur. Neye dikkat etmemiz lazım? Evimizi tanıtacağız. Kucağımıza alacağız. Burası mutfak diyeceğiz. Burası oturma odası. Hatta her zaman diyoruz ya. Ya bizim çocuk şurayı açıyor. Hep dağıtıyor. Başörtüleri dağıtıyor, şunları dağıtıyor, örtüleri dağıtıyor. Ya biz gideceğiz, beraber dağıtacağız. Onun ne işe yaradığını o bardağın buzdolabının kapağının, o vazonun ne işe yaradığını önüne koyacağız ve dokunduracağız. Beş duyu organını geliştireceğiz. Dokunduracağız, konuşacağız. Nesneleri tanıtırken göstereceğiz. Ne olduğunu anlatacağız. Bu kitap diyeceğiz. Kitap derken kitabı görmüş olacak. Zeka gelişimine de destek vermiş olacağız. Dil gelişiminde çok dikkat edeceğimiz bir hadise var ki bizi örnek alacaklar. Davranışlarımızı örnek alacaklar. Evde sert iklim olmamalı. Otorite olan baba, anne arasındaki iletişim çok dikkatli olmalı. Sesler kesinlikle yükseltilmemeli. Çok bağırılan, çağrılan, gerginlik dolu bir ortam olmamalı. O körpecik çocuğun yanında. Aksi halde korkular ortaya çıkar, kaygılar ortaya çıkar ve konuşma bozuklukları ortaya çıkabilir. Aman ne olur aşırı bağırmıyoruz. Normal bir desibelde konuşuyoruz. Yavaş yavaş tek heceli, iki heceli kelimeler başlar. Bunları söylemeye baba, mama gibi. Daha sonra cümleler kurmaya başlar. O cümleler, küçük küçük cümlecikler kurduğu zaman mutlaka konuşmasına fırsat vereceğiz. Bırakın bitirsin. Hemen hatayı düzeltmeyin. Aksi halde bir tutukluk söz konusu olabilir. Cümleyi bekleyin. Sabırla. O bitirsin. Ondan sonra siz hayır yanlış yaptın. Hayır doğrusu bu demeyeceğiz. Aynı cümleyi tekrarlayacağız. Sen yanlış yaptın demeyeceğiz eksiklik söylemeyeceğiz. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki cümlenin doğrusu bu demeyeceğiz. Cümlenin aynısını tekrar edeceğiz. Cümlenin aynısını tekrar edeceğiz ve çocuğun konuşmasına fırsat vereceğiz. Çocuğun yaşadığı iklim de çok önemli dostlar. Odasını özellikle dil gelişimi için odasını dikkat dağıtmayacak şekilde sade bir şekilde döşeceğiz inşallah. Sadelik önemli çocuğun kafası karışmayacak. Bugün toparlayacak olursak bugünkü programımızda hamilelik öncesi kabulden bahsettik. Bu kabullenmeler çok önemli dedik. Hamilelik esnasında, doğum öncesi dönemde anneye desteğin öneminden bahsettik. Annenin, babaannenin ve dedenin, anneannenin, büyüklerin ve babanın desteğiyle bu süreci çok güzel atlatacağından bahsettik. Çocuğun dünyaya gelmesiyle hoş geldin dedik. Ne güzel yarattı Allah. Rabbim inşallah sağlıkla güzel bir hayat nasip eder diye dua ettikten sonra o dil gelişimi veya fiziksel gelişimi için ilk etapta evde çok güzel bir iklim oluşacak. Beslenme ile ilgili anne de çocuğun beslenmesinin düzenine de ciddi anlamda kaygısız bir şekilde yürütmemiz çok önemli. Temiz ve helalden yiyeceğiz vücudumuza giren besinin helalliğine ve temizliğine inşallah dikkat etmiş olacağız. Aynı zamanda dil gelişiminden programımızda bahsetmiş olduk. Dil gelişiminde çocuğumuzla ciddi anlamda çok sık göz göze gelerek konuşmamız gerektiğini, evdeki her şeyi tanıtmamız gerektiğini değindik. Davranışlarımızı örnek alacaklarını unutmayalım. Evdeki iklim, huzur iklimi olacak. Bunu da özellikle unutmayalım. Sesimizi yükseltmeyeceğiz, bağırmayacağız. O küçük çocuğa gerginlik ortamını oluşturmayacağız. Sabredeceğiz. Yanlış değil, doğruyu tekrarlayarak telkinle beraber söylemiş olacağız. Bir de evdeki iklimi sade bir şekilde çocuğumuzun odasını sade bir şekilde oluşturmuş olacağız. Rabbim inşallah yeni nesilleri huzurlu, mutlu bir şekilde yetiştirmeye nasip eylesin. Evlenip Yuva kuranlara huzurlu yuvalar nasip eylesin. Evlenme adaylarına da, evlenecek adaylara da hayırlısıyla kendi istediği standartlarda helal süt güzel eşler nasip eylesin. İnşallah ailelerimiz ve toplumumuz huzur ve mutlulukta olsun. Allah'ın emanında olun. Selametle kalın. Görüşmek üzere diyorum. Esselamu Aleyküm.